Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Çayırova bölgesi hakkında önemli bilgilere yer veriyor. Bu Darıca Kale'de demir aldık. Hava uygun olmadığından gemiciler kürek çekmeye başladılar. Böylece 20 mil mesafedeki Dil iskelesine geldik ki burada Konya, Halep, Şam, Mısır'a giden hacılar, tüccar ziyaretçiler at kayıklarına binip bir mil kadar karşı tarafta bulunan Hersek Dili'ne geçerler. Çünkü bir boğazdır. Doğu tarafı 80 mil uzunluğunda bir körfezdir ki nihayetinde İznik Mit şehri vardır. Bu Gekboza Dil iskelesinde İki han, iki ekmekçi dükkanı, bir bozahane, iki bakkal dükkanı, bir de çeşme vardır. Buradan yine gemiye binip 3 mil kadar kürek çekerek içme suyu konağına geldik. Bütün arkadaşlarla dışarı çıkarak deniz kıyısında çadırlar kurup eğlenceye daldık. Evliya Çelebi, Çayırova bölgesinin manevi fatihi Dil Baba'yı şöyle anlatır. Oradan yine gemiye binip denizin karşı tarafında 3 mil uzakta Baş İskele'ye geldik. Karşı tarafındaki Gebize Dili ile Gekboza Dili Üsküdar tarafındadır. Buysa Hersek tarafında hakikaten denize uzanmış bir dildir. Rivayete göre Orhan Gazi asrında dünyayı dolaşan bir seyyah derviş buradaki gemicilere gelip "Oğullar, beni karşı tarafa geçirin" der. Onlar da geçirmeyip giderler. O dünya seyyahı derviş hemen eteğine toprak doldurup, "Biz karşıya Allah'ın emriyle böyle geçeriz" diyerek eteğinden toprağı denize döktükçe deniz kara olur. Bu şekilde geminin arkasından yürür gider. Bu durumu gören gemiciler, "Aman sultanım, boğazı doldurup ekmeğimize mani olma. İstanbul'dan İznik Mit'e gemiler gitmez olur. Lütfen, burası gemilerimize lazım" diye yalvarırlar. Karşı tarafa geçince kerametini meydana vurduğu için derhal temiz ruhlarını Cenab-ı Hakk'a teslim ederler. Gekboza Dil İskelesi yakınında Dil Baba Dede adıyla gömülüdür. Bu efsane şahsiyet muhtemelen bölgenin fethi için gelip şehit olan bir Osmanlı olmalıdır. Vakıf eserlerinin Gebze'nin kentleşmesinde çok önemli katkısı olmuştur. İşte o vakıf eserlerinden bazıları. Tarihi Çifte Hamamlar, diğer bir adıyla Çoban Mustafa Paşa Hamamı ve İbrahim Paşa Çeşmesi vakıf eserleri,
Asırlardan beri insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Hamam 1523 yılında Mimar Sinan'ın kalfası Hüseyin Ağa tarafından inşa edilmiş. Çarşı hamamının karşısında bulunan Vakıf Medeniyeti Abidesi Tarihi Çeşme, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın veziri İbrahim Paşa tarafından 1664 yılında yapılmış. Suyun akışı, Yazı Çayırı'ndaki tarihi su dolabından terazi sistemiyle sağlanan çeşmenin kitabesi, vakıf medeniyetinin taşa vurulan mührüdür. Tarihi su dolabının içerisi, su medeniyeti tarihimize ışık tutuyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de defalarca karşımıza çıkan suyun önemine dikkat çeken ayetler, İslam'ı kendine yol olarak belirleyen Osmanlı'nın hayat tarzına da sirayet etmiş ve vakıf kültürüyle suyu insanların hizmetine sunmaya gayret etmiştir. Vakıf, İslam hukukundan sırf Allah rızası için bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de diyebiliriz. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin sadece isimlerini bile saymak kitaplara konu olur. Bu eserler arasında neler yoktur ki? Ama biz sadece insanlara su ulaştırmak için yapılmış olanlara baktığımızda bile büyük bir zenginlik, büyük bir çeşitlilik görüyoruz. Çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, gasilhane, çamaşırhane, su yolu, sarnıç. Geçmişten günümüze devletlerin suya verdiği önemini ortaya çıkaran çarpıcı örnekleri çoğaltmak mümkün elbette.